Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü video konumuzda dershane nasıl açtım? Dershane açmak kimin fikriydi? Neden şu an bir dershane sahibim? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 10 veya 12 yıl önce diyebilirim. Bir okulda öğretmenliğe başladım ben. Öğretmenlik süreci çok güzel ilerliyordu. Yani bir öğretmenin yapması gereken her şeyi, belki de daha fazlasını elimden geldikçe yapmaya çalışıyordum. Çocuklarla çok iyi anlaştığınızı, öğretmenlik mesleğini icra ederken çok daha iyi kavruyorsunuz. Ve bu etrafınızdaki insanlar tarafından da fark ediliyor. Bunu fark eden öğretmen arkadaşlarım sayesinde birazcık da veyahut da veliler sayesinde birazcık daha bu dershane piyasasına girmeye başladım. Başlangıçta dershanelere karşı çok olumsuz fikirlerim ve ön yargılarım vardı. Hatta bir dershanede çalışmak çok zaman alıcı bir şeydi benim için. Cumartesi pazarımı öldürmek, dershanede çalışmak, saatlerce bir öğrenci için zaman ayırmak benim için inanılmaz bir yüktü. İlk dershane başlangıcımda bir arkadaşımın ricasıyla dershane sektörüne girdim. İlk etapta 2 saatliğine anlaşmıştım. Hani bu bir anlaşma bile değildi aslında. Sırf arkadaşımı kırmamak adına, dershanede ona destek olmak adına dershanecilikte ders vermeye başladım. Ama düşündüğüm gibi olmadı. 2 saatlik başlayan dersim her geçen gün, her geçen hafta saat sayısı olarak artmaya başladı. Çünkü ben sanırım o dönemlerde beğenilen, talep edilen, şimdi de öyle ama çok beğenilen, talep edilen bir öğretmen oldum. Başlangıçta normal sınıf derslerine girerken, 3. sınıf, 4. sınıf, daha sonra İngilizce derslerine girmeye başladım. Daha sonra aralarda Joker öğretmen olmaya başladım. Yani matematik, Türkçe, inkılap tarihi ne varsa. Çünkü ben biraz mütevazi bir kişiliğe sahibim. Öğrencileri de çok sevdiğim için dershanede bolca vakit geçirmeye başladım. Neredeyse dershanenin ya da bir kursun diyeyim her türlü işiyle en ince detayına kadar ilgilenmeye başladım. Bu süreç öyle ilerledi ki yani dershanecilikle ilgili her şeyi öğrenmiş oldum. Hatta şöyle diyebilirim ki işin abartı boyutu çalıştığım dershaneyi Engin Bakır olarak açtım. Kendi adıma açtım. Bu bir arkadaşımın ricasıydı. Aslında kendi adıma karşı ön yargılıydım. İstemiyordum bunu ama o anda dershane ismi koyarken marka talebi oluşturmak, isim hakkı, isim patenti almak gerçekten ciddi bir işti ve maliyet gerektiriyordu. Ruhsatı alma evresinde isim oluştururken marka patent almaya çalışmak yerine direkt benim ismimi koyduk dershaneye. İlk resmi adı dershanemizin Engin Bakır Yabancı Dil Kursu olarak açıldı. Açıldığında gerçekten tuhaf bir duygu hissettim. Adıma bir dershane vardı, bir kurs vardı. Ama hiçbir zaman bunun şımarıklığını veya ne diyelim, mayhoşluğunu yaşamadım. Gerçi çok büyük bir dershane değildi ama sonuçta bu tarz bir şey insanda bir ego yaratabilirdi. Hiç yaşamadım. Aksine dershanenin adımı olması beni biraz rahatsız da etti. Bazen sevindiğim de oldu adıma bir dershane var diye. Her neyse süreç farklı şekilde ilerlemeye başladı. Daha sonra bu adımı olan dershaneden farklı sebeplerle ayrılmak zorunda kaldım. Dershane piyasası değil de başka bir sektöre girmek istiyordum. Bir iki ay boş kaldıktan sonra farklı işler denemeye çalıştım. Ama o süreçte şunu anladım ben. Ben öğrenciler olmadan, çocuklar olmadan yapamazdım. Gerçekten mesela bir yere giderdim gezmeye. Aklıma öğrenciler gelirdi. Onlardan uzaklaştığım gelirdi. Bundan kalben ve vicdanen rahatsız olmaya başladım. Derken
Bir arkadaşımla bir yerde otururken bir gün bir telefon geldi. Bir öğretmen arkadaşım dershanesine İngilizce öğretmeni aradığını söyledi ve benimle de konuşmak istediğini söyledi tesadüfen. Çok isteyerek de çok istemeyerek diyelim de olsa dershane sektörüne yeniden girdim. Yeniden öğretmenlik yapmaya başladım. Aslında çok mutluydum bu süreçte. Çok iyi gidiyordu her şey. Daha sonra ayrıldığım dershaneden diğer veliler, çalıştığım okuldan birçok öğrenci beni daha çok aramaya başladı. Hangi dershanedesiniz, nerede çalışıyorsunuz diye. Bu yoğun talep beni çok şaşırtmaya başladı. Velilerin beni araması, hangi kursta çalıştığımı sorması, hangi okulda çalıştığımı sorması. Ben de farklı düşüncelere, farklı yollara sapmamı sağladı. Neden farklı yollar? Dershane açmayı hiç düşünmüyordum. Ta ki veliler beni sürekli arayana kadar. Bir gün yakın bir arkadaşım, seni bu kadar arayan veli var. Neden kendi dershaneni işletmiyorsun? Orada burada çalışacağına kendi dershaneni aç demişti bana. Ben o an şöyle demiştim, yapabilir miyim ki? Bilemiyorum. Demişti ki, bence sen daha iyi yapabilirsin. Hatta daha iyisi olursun gibi cümleler kurmuştu. Bu cümleler, evet, bana ilham kaynağı oldu, cesaret verdi. Ama hemen dershane açma girişiminde bulunmadım, biraz bekledim. Bu düşünceler sürekli bende olgunlaşmaya başladı. Çünkü çevremden, dershaneniz nerede, ne zaman dershane açacaksınız, dershane açmayı düşünüyor musunuz? Öğretmen arkadaşların, gel ortak bir dershane açalım. Fikirleri, söylemleri beni dershane açmaya doğru sürükledi açıkçası. Bu sürüklenme olaylarını çok açıklamak istemiyorum. Eğer bunları çok konuşacak olursam videomuz epeyce zaman alacaktır. Derken gel zaman, git zaman bir yerlerden kredi çekerek, bir yerlerden destek alarak, maddi, manevi, çevremden araştırıp sorarak kendi dershanemi açmaya karar verdim ve 2018 yılında gerçekten her şeyle bana ait olan ilk kendi dershanemi açtım. Onun da adı Özel Engin Bakır Kişisel Gelişim Kursu olarak açıldı. İkinci dershane ruhsatımı aldım. Çok zorlu süreçlerden geçtim yine. Ama dershanecilikle ilgili her şeyi öğrendim diyebilirim. Çok badire atlattım. Bunları uzun uzadıya daha sonra bir başka videoda anlatmak istiyorum. Çünkü bu badeler henüz çok taze benim için. Tazeliğini koruyan süreçleri anlatmak birazcık daha zor ve acı verici. Neyse ki kötü günler geride kaldı benim için şimdilik. Yeniden başlıyoruz her şeye. Sahip olduğum dershane ve öğrencilerimden dolayı çok mutluyum. Benimle beraber 3 yılı deviren, 3. yıla giren velilerimizden dolayı ayrıca bir mutluyum. Öğrencilerimden dolayı ayrıca bir mutluyum. İyi ki varlar, hepsini çok seviyorum. YouTube'da beni takip eden birkaç öğrencim var biliyorum ama hepsine haber vermedim. Çünkü YouTube özel bir platform. Öğrencilerimin her anımı, her saniyesini görmelerini açıkça çok istemiyorum. Ama tesadüfen keşfeden olursa da yapacak bir şey yok. Yoksa şöyle, öğrencilerime haber verirsem, yani abone sayımı katlayabilirim ama bunu yapmayacağım. Zaten buradaki amacım abone sayımı katlamak, maddi bir gelir elde etmek yerine YouTube'da güzel anılarım olsun, insanlarla güzel şeyler paylaşayım diye yola çıkmak istiyorum. Amaç ticari olursa veya abone kasmak gibi cümlelerle başlayan kişilerin çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Anlatacak bir hikayemiz olursa, sosyal medyayı seviyorsak, kamera önünde olmayı seviyorsak bence YouTube açmalıyız. Benim şahsi fikrim, YouTube kullanmalıyız ya da çok farklı şeyler paylaşmak istiyorum. Kafamda aslında çok proje var ama şimdilik yapabildiğim kadarıyla aranızda olabiliyorum. Çok şeyler yapacağım, inanıyorum. Her şey olacak. Çünkü şöyle yüzlerce söz duyarız zaten. Her şey küçük bir hayalle başlar. Hayaller zamanla gerçeğe döner.
Dershane açmak da daha önceden benim için bir hayaldi ama sonuçta bugünlere geldim, gerçek oldu. Öğretmenlik yapmak da benim için bir zamanlar hayaldi, gerçek oldu. Neredeyse öğretmenlikte 12. yılımı tamamladım. Çok mutluyum. Öğretmenlik beni çok olgunlaştırdı. Başlangıçta kendimi çok çocuksu hissediyordum. Öğretmenlik yaparken, çocuklarla eğlenirken kendimi çocuksu, çocuk dünyasına yakın hissediyordum. Evet, aslında öyle bir çocuksu bir kişiliğim de var. Ama öğretmenlik beni çok aşırı derecede olgunlaştırdığını düşünüyorum. Hatta 12 yıl boyunca, yani 12 yılın 11 yılı kendimi hep çocuk gibi hissettim ama özellikle bu yıl, 12. yıl. Artık kendimi daha farklı hissetmeye başladım. Şöyle, hatta şunu diyebileyim, kendimi tam açıklamak adına Karate Kid filmindeki Bay Miyagi karakteri gibi hissetmeye başladım. Anlam veremediğim şekilde. Belki bazı insanlar bunu ego olarak yorumlayacaklardır ama gerçekten 12. yılda bunu hissetmeme neden olan şeyi anlayamıyorum. Bu bir ego mudur yoksa insanda böyle bir his mi doğuyor zamanla onu bilemiyorum ama gerçekten ustalaştığımı hissediyorum. Neyse ki her şey çok güzel şimdilik. Umarım hep böyle devam eder. Ve sizlerle paylaşmaya devam ederim. Sizler de benimle olmaya devam edersiniz. Anlatacaklarım bugün bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.